duşu giriştiren pomat bir topikal pomat. Bildiğimiz gibi pomat merhem demektir. Bu yoğun bir şekilde hazırlanmış. Özellikle içerisinde 3 formülasyonumuz var. Birincisi mukozalar için, ikincisi hassas deri bölgesi için, üçüncüsü de daha sert deri bölgeleri için kullanıyoruz biz bu pomadı. Özellikle bu sığır, koyun, keçi ve kedi köpeklerde, tabii ki evcil memeli hayvan dışında mutlak düzeyde yabani hayvan için de etkili olabilir. Papilloma virüs dediğimiz, yani halk arasında sihir hastalığı için, ayrıca ektima dediğimiz, özellikle bu koyun ve keçi ektimasında kullanılabiliyor. Özellikle kuzu ve oğlaklarda. Sığırlarda meme sihirleri çok fazla. Bu dönemlerde genelde memelere süs sağım makineleri takılamıyor. Zamanla bu ilerleyerek meme içine girerek de mastitis şekillendirir ya da memenin körleşmesi veya tıkanmasına sebebiyet verebiliyor. Bu direkt o bölgede oluşan problemi çözmeye yönelik bir pomada olduğu için çok fayda görüyoruz. Sabah akşam ya da sabah öğle akşam sağımlardan sonra kullanırsa, memenin ve yaşadığı hayvanın ortamındaki temizliğe de, hijyene de dikkat edilirse bu 30-40 günü bulabiliyor. Kedi köpeklerde, özellikle köpeklerde ağız dediğimiz kanin oral papillomatozis diye bir hastalık var. Bunda ise özellikle aşının uygulanması, immün modülatörlerin uygulanması ve ağız bölgesine bu kremlerin uygulanmasıyla hayvan en fazla bir 15 gün içerisinde bu hastalıktan kurtulmuş oluyor. Böyle bir pomatla ilgili spesifik bir ürün yok. Bunun en büyük avantajı şu, biz memeye yönelik çalışmalarımızda memedeki sihirlerin şekillenmesi ve büyümesi, mastitis gibi hastalıkların şekillenmesine yol açıp süt verim kaybına yol açabilmekte. Memenin körleşmesiyle süt gelmemekte ve bir inek için en önemli şeylerden biri sütün elde edilmesi. İkincisi, bu hayvanların satışı önemli. Yani bir hayvan pazarına gittiğinizde o hayvan pazarında sihirli bir iğneğinizi kimse almak istemez sağlıklısı varken. Bu da bir ekonomik kayıptır. Ayrıca deride verdiği maruzatlar da bir ekonomik kayıptır. Bir hayvanda görünmesinin dışında diğer hayvanlara bulaşabilme riski de birer ekonomik kayıptır. Dünyada yaptığımız taramalarda topikal bir pomat şeklinde uygulama şu anda yaptığım taramalarda rastlayamadım. Biz şu aşamada patenti aldıktan sonraki birkaç firmayla görüşme halindeyiz. Onlar da sağ denemelerine devam etmek istiyorlar şu anda. Devam eden de firma var. Eğer zaten onlar da şunu ifade ettiler. Biz hakikaten böyle bir ürün sahada bilmiyoruz. Yok. O yüzden ilginç geldi onlara. Bu üretildiği anda zaten bizi de arayan çok var bu konuda, dışarıdan sihir konusunda olsun, eklem hastalığı konusunda Türkiye'nin çeşitli yerlerinde. Böyle olunca biz bunu ürüne dönüştürmeye hedefimiz o. Bir de şunu söylemek isterim, patente aldığımız ulusal bir patent ama bununla birlikte biz uluslararası patente de başvurduk. İlk inceleme sonucu geldi, bunu buluş olarak kabul ettiler. Bunu da almaya çalışacağız.